Selamünaleyküm değerli arkadaşlar. Hepinize Rabbimizden sağlık, afiyet, huzur ve saadetler dileyerek sözlerime başlamak istiyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse gelip gidiyoruz okula ama sizler yokken buraların tadı tuzu da yok. İnşallah en kısa zamanda sağlık, afiyetle Yüce Mevlamız tekrar buluşmamızı nasip eylesin. Derslerimize kaldığımız yerden devam edelim inşallah. Kıymetli kardeşlerim, içinde yaşadığımız şu hassas günlerde bizlere sanki Yüce Rabbimiz bir vazife yükledi diye düşünüyorum. Çünkü ilahiyatçı olarak bizler toplumun aynı zamanda manevi rehberleri durumuna geliyoruz zaman zaman. İşte o zamanlardan birini yaşıyoruz şu günlerde ve bizler gerçekten bugün dünyayı saran virüs salgını günlerinde etrafımızda olup bitenlere başka gözle de bakabilmenin gerektiği günleri yaşıyoruz. Kur'an-ı Kerim'e şöyle bir baktığımızda Allah Teala geçmişte yaşamış kavimlerin onlara gönderilen peygamberlerin hikayelerini, kıssalarını anlatıyor. Dikkatinizi çektiyse pek çok kıssa, pek çok Kur'an-ı Kerim suresinde ve ayetlerde anlatılıyor bizlere. Hatta birçok peygamberin bir arada kıssalarının, hikayelerinin anlatıldığı bir Kasas suresi bile var. Geçen gün Kur'an-ı Kerim'i okurken Yunus suresinin 87. ayetinde Yüce Rabbimiz Hazreti Musa'ya ve Harun'a kavimleriyle ilgilenmelerini, onlar için yurtlar edinmesini, onların evlerini mabetler haline döndürmelerini ve hasreten namazlarını gereği gibi eda etmelerini emrettiğini bildiriyor bizlere. Siz de bilirsiniz ki Asr-ı Saadet'te inen bu ayetler hem ashab-ı kiramın karakterlerini inşa ediyor idi, hem de sonradan gelecek biz ümmetlerinin sevgili peygamberimizin diliyle karakterimizi inşa etmek, zor zamanlarda bize yol göstermek maksadıyla Kur'an-ı Kerim hayatımızda yaşıyor. Ta kıyamete kadar da yaşayacak. Şimdi bu gibi ayetlerden anlıyoruz ki bizler insanlara zor zamanlarda önderlik etmek, rehberliklerde bulunmak gibi bir takım vazifelerimiz de var. Siz de şahit oluyorsunuz. İnsanlar bir panik havasıyla, bir korku edasıyla marketlerde rafları boşalttılar. İnsanoğlunun bencilliğinin ne kadar sınır tanımaz olduğunu bir kez daha müşahede ettik. O halde gerek böylesi durumlarda insanlara hem sabrı tavsiye etmek, hem sükuneti telkin etmek, ailemizle birlikte yaşıyorsak, akrabalarımızla, telefonla, mesajlarla ilgi kurarak, bağ kurarak, iletişim oluşturarak, sevgili peygamberimizin asırlar öncesinden karantinayı işaret eden, izole edilmeyi bizlere telkin eden, o çok önemli hadislerini paylaşmak, insanlara Kur'an ayetlerinde Yüce Rabbimizin ki Ali İmran suresinin son ayetidir bu. Ey iman edenler, sabırlı olun, sabırda kararlı ve ısrarlı olun, sabırda birbirinizle yarışın ve birbirinizden irtibatı koparmayın. Takva şuuru üzerinde yaşayın ki kurtuluşa erebilesiniz, başarıya ulaşabilesiniz buyuran bu misal ayetleri bizim etrafımızla paylaşmamız, emin olun ki şu zaman diliminde sizlerin son derece verimli bir zamana dönüşen bir süreç yaşamanıza imkan tanıyacaktır. Eskiden Osmanlı döneminde yaylakiye diye bir uygulama vardı. Bu uygulama mübarek 3 aylarda medrese öğrencilerinin artık ilim tahsiline bir süreliğine ara verip köylerine, başka yerlere, beldelere giderek
İnsanlara bildiklerini aktardıkları Ramazan'da vaaz ve irşat ile görev yaptıkları zaman dilimiydi. Buna yaylakiye denilmekteydi. Ben düşünüyorum da sanki Yüce Rabbimiz sizi bu yıl böyle 3 aylarda bu sistem üzere bildiklerinizi insanlarla paylaşmak üzerine bir çabanın içine takdir buyurdu. Bu çabanın içine girmemizi takdir eyledi. Sizleri dışarıda, okulumuzun dışında, sosyal hayat içinde bu güzel vazifeyle vazifelendirdi. Ümidimizi en yüksek seviyede tutarak, biliniz ki inanıyorsanız en üstün sizsiniz ayetinin önceki ifadeleri, asla gevşemeyin, asla üzülmeyin, asla korkmayın. Çünkü Allah'tan korkan başka bir şeyden korkmaz. Uzmanlar bugün için en büyük problemin insanlarda oluşan korku duygusu olduğunu söylüyorlar. Önce biz korkmayacağız. Bu panik havasından asla kendimize bir pay almayacağız. Ve inşallah bu emniyet duygusuyla insanlara da telkinde bulunacağız. Kul tedbirini alır, takdir Cenab-ı Hakk'ındır. Asla onun yazdığından başka bir şey bizim başımıza gelmez. Biz bunları hem kendimiz düşünecek hem de etrafımızla paylaşmış olacağız. Allah bu güzel, bu ulvi vazifenizde sizlere yardım eylesin. Tekrar sizleri fakültemizle, bizi de sizlerle kavuştursun, buluştursun. Allah'a emanet olunuz.